Sen bana bir şey yap be. Sövmeyelim. Ne? Şuna bir el çırpsana bir kere. Bir kere mi? La bir kere dedim, üç kere yaptım. Tamam, fark etme. Ya, oldu oldu. Kendimi. Sıkıntı yok. Alkışla. O şey için, senkron tutsun diye, ses senkron tutsun diye. El çırpmasıyla. El çırpmasıyla, görüntüyle sesi oturttun mu her şey oturuyor. Bu ne öyle lan? Bak bu Solingen mi? Bak Solingen bıçakları. Yak be. Şeyde adam 75, 1 euroya satıyor su bende. 75 cent'e düşüyor en fazla. Bak Solingen. Bak orijinal bak, yamulmuyor. Haydi haydi. Haydi haydi. Meyve bıçak. Düh. Kokoreççi vardı. Oh. Burada. Kokulara gel. Helal o ya. Öpüş. Helal. Ha? Ne film ha? Ne diyor? Film yok diyor. He he. Tabii tabii. Sen de süper market işletiyor ya. Sanki çok meraklıydı. Aynen öyle. Dortmund'dayız ve ikinci el pazarına geldik. İkinci el pazarı derken sıfır eşyalar da var. İkinci el de var. Bir sürü ürün. Ne ararsan var burada. Burada üçüncü el var. Bak. Üçüncü el mi var? Burada da Necmettin var. Necmettin'le geziyoruz. Engin'le geziyoruz. Engin ön tarafta. Gezerken de belki denk gelirse size de güzel ürünler göstereceğiz burada. Baba önce çingenece karıştırdı. Çatır çatır konuşuyor. Bu arada görüşemedik uzun zamandır. Keyifleri iyi inşallah. İkinci el derken bak böyle ayakkabılar falan var. Bak bu sol tarafta ilgi şeyler olabilir. İlgi. Evet. Al al takım taklava atsana yalar ne diyor? Alıyorum ben evde kullanıyorum onları ya. Burada kardeş bir yanı. Bak teyit var. Soğuk. Philips teyit var. Bunlar ne? Sen daha önce geldin mi bu pazara? Ben mi? Hayır. Gelmedin mi? Hayır. İlk defa mı geliyorsun bunu? İlk daha defa. Başka şehirde gittin mi? Var mı başka şehirlerde gittim. Almanya'da? Neuss'ta gittim. Ekin'de gittim. Tamam. Hannover'de gittim. Hannover'de gittin. Hamburg'da gittim. Oh. Şey, takım çantaları falan var bak. Bu hem bu, ikinci komple. El var hem de sıfırları da var burada. Ben geçen geldiğimde baktım. Bak bunu komple soralım bakalım ya. 5 euroya kapatabileceğiz mi? Nerede bunu şey? Engin, sen ne yaptın? Gezdin mi hiç daha önce böyle bir yer? Gezdim. Gezmez miyim diyorsun ya? Sen 4 yıldır mı bizdesin? Aynen öyle. Bizdesin diyorum. Bak bak nasıl sahiplendim hemen şirketi. Böyle bir araya geldik yine Dortmund'da arkadaşlarla. Pazar geziyoruz şimdi. Bisikletler falan var. Onlara bir bakacağım ben. Evet biraz tabii turşu mallar da var. Böyle güzel bisikletler de var. Bakacağız bakalım bunlara. Hep beraber gezelim. Sizi de gezdireyim. Tabii dediğim gibi yani çerçöp de bulursun. Güzel mal da bulursun buralarda. Bak böyle takım taklavat falan var. Ha burada ayakkabısından tut. Terliğinden şeyine kadar ne onun adı. Her şey var. Bakıyoruz ya. Bak burada sıfırlar da var. Sıfır malzemeler de var. Var canım. Yani ikinci eli bırakıp 8. 10. ellerde gezen mallar var burada. Adam alıyor. Doğru. Mesela toplu alım yapıyor. Akşamın mesela kalanı birisi geliyor. Diğerinden alıyor, satın alıyor. Öteki pazar kurulduğunda tekrar o açıyor tezgahta. Ama adı abi, sıfır. Yani şöyle diyelim. Ya kullanılmış ve kullanılmamış eller. İkinci elde de aynı şekilde. Hmm. Gel gel. O ne lan? Bakıyoruz ya. Skateboard.
Nasıl? Ne kayak için mi? Söyleyemedim şimdi, adam çekim yapıyor. Tamam, ben sormadım, sen bir daha sor. O bebek ya. İçin ya. Yavaş, devrildi. O da gidiyor. Aman elleme. Araç içi koltuk falan da herhalde. Güneş çok ters geldi yalnız ya. Hep arkadan vuruyor, karanlık çıkıyorsun. Neyse, şununla idare ederiz. Sen görüntüyü bununla alıyorsun. Bununla da alıyorum. İkisiyle de alıyorum yani. İşte ses kaydediyor mu? Yok, biri kaydediyor. Yetiyor zaten birinin sesi. O dedim ya, alkış yap diye. Orada sen... Yok be, onlar eskidir ya. O tır var orada. Ne o, daktilo mu? Şu bavul gibi olan şey. He? Şurada bak, beyaz bavul gibi, bisikletin yanında. Dikiş makinesi mi? Dikiş makinesi mi? Bende öyle bir daktilo vardı da ondan dedim acaba. Aç demedin ama o gibi aç. Haa, dikiş makinesiymiş. Tamam. Ya yürü, dikiş mi yapacaksın? Hadi dikiş mi yapacaksın ya? Evet, nice. 15. 15 euroya dikiş makinesi var. Bak, paraya bak yani. 15 euro 90 lira para yapar. Oo, harbiden ha. Ama bu şey... eski sistem neydi bunlar? Plazma? LED'tir ya, değil mi? LED değil mi? Ha? LED değil ya. Değil mi? Plazma. Oğlum abi. Bunlar çok elektrik çekiyor. Ha. Şey bak, 10 liraya bıraktı da. Aa, dikiş makinesini. Ha. Bak, 10 euroya dikiş makinesi bırakmış, arkadaş söylüyor. Necmettin söylüyor, Necmettin. Ya, ben söylüyorum. Neredeyim ben? Buradasın. Orada güneş niye böyle? Güneş sıkıntı yaptı ya. Döneceğiz biraz sonra ya. Dönünce düzelecek. Bir şey göremiyoruz. Zaten aciletimiz var mı? Gözlerim. Yok yok. Acilet mi? Bizde öyle bir şey yok ya. Tabii canım. Aciliyet olan ya, hava yollarını kullanır. Hava ısınmaya başladı, gördün mü bak, güneş vuruyor inceden inceden. Vallahi öyle böyle, ben iki mont giydim, iyi ki de giymişim, yoksa ben üşüyorum ya. Yelek vereyim mi? Lahana gibi giyindim valla. Ama bu şey, koy bunu. Abi katlanabilir bisiklet var bak, 60 euro demiş. Ne o, ne var onda? Yani. Bir şey yok da yani. Alman mı bu ya? Arabada gezdir. Bunu mesela vallahi. Park yerinde şey yap. Zili de var. Zili 60 euro zaten onun. Diyorsun yani. Tabii tabii. Ya gülmüyor musun burada? 1 euro 2 euro ne olursa. Rahmetli'nin ayakkabıları da orada. Engin, rahmetli'nin ayakkabıları. Eski DVD'ler falan var Kemal. Bakın, dengelese telsiz bakın, telsiz. Ha, hakikaten ha. Şey var orada, adaptör gibi bir şey var ama ha, 220 ile çalışıyor. Adaptör. Aha, eyvallah. Kaça çeviriyor 220'yi? 13. Yok, arabada 13. kullanamaz. 9. Nerede sevgili Cem, kamerayı çekiyorsun da sen? YouTube. YouTube'a mutlu atarım. Bakacaklar, Venezuela'da bakacaklar sana. Tabii. El salla bakayım kamerayı. Nerede koyacaksın sen çekiyor bu kamera? Nerede koyacaksın sen çekiyor bu kamera, bilmiyor. Düşünüyor daha. Öyle, şey, öyle mi konuşuyor? Adam parçalıyor ama Türkçe. Tabii. Sıkıntı yok. Ben o kadar Bulgarca konuşsam bana yetecek. Almanca konuşsam yetecek bana. Polise sorarım, nerede kullanacak bu cezayı sen? Neden istiyorsan bu parayı? Köpek büyük bırakmış lan. Abi daha mı? Bir kolega bitti, ne istiyorsun? Nein, nicht so wert. Papier hat er. Immer.
Bak şeyler var, ledler metler var bak istersen. Şurada. Onlar dış cephe ya. Dış cephe ama. Çok mu aydınlatıyor onlar? Ya sus işte evin dışını aydınlatma. Bunlar suya dayanıklı biliyor musun? Evet. Yağmura. Suya. Kasetler, masetler var. Eksi 15 derecede çalışıyor. Allah namussuz. Aşkına. Namussuz. Abi bir şey, Mehmet işte soğuk. Güzel şeyler ama böyle bir kanadan bakalım. Tamam. Ondan sonra girelim. İncelerim. Bak burada şeyler var, güzel cihazlar var. Matkaplar var. Evet evet. Sıfır sıfır. Orijinal. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Aleykümselam abi, sağ ol. Cıklar diyorum dedi cıklar. Neler? Bunlar cıklar diyorum. Yok yok, o yerden kağıt alıyordu da. Kağıdın parasını istedim. Yapma ya. Allah Allah. Yer parası ödüyor da bura. Her şey para demek ha. Yerden bir şey almıyoruz arkadaşlar. Tamam, yaprakları yerde bırakın. Diyorum başka bir yaprak. Sıfır takımı. Bunlar senin şey mi? Yeni değil mi bunlar? Evet sıfır abi. Eski mal yok bizde. Eski mal yok. 40 eurodan başlıyor diyor. Neden biliyorsun? İçime doğdu ya. Daha önceden gelmiş bu pazarlara belli. Fiyatları biliyor yani. Gelmiş demek. Gelmiş demek. Ama daha ilk defa görüyorum. Yok ilk defa görüyorum. Ya başka yere gitmiştir pazar. Bu ne kadar bu? 10 euro versen olsun. 10 euro. Kurun değil. İyisi o da. Abi, normalde bak, 20 euroya sattım ha. Bu son diye onu dedim sana. Bu 12 ile mi çalışıyor? 12 volt mu? 12 mi? Şurada yazması var. Ya bunlar baka dursun, biz de bu tarafa geçelim o zaman. Tamam abi. Bunlar 12 volt değil mi? Ya dediğim gibi böyle anahtar 8 euro 10 euro bak şimdi bunlar pahalı geliyor bana. Adamların yani bizdeki şeyiyle para birimle vurduğu zaman çok para da. Tabii. Burada ucuz. Tabii canım yani sen 10 liraya Türkiye'de nerede kilit bulacaksın? Ben Alman'dan aldım, bana aldırdılar. Ha? 17 euro verdim ya. 17 euro. Kimi de? Dur bakayım şimdi. Burada yine telefoncular. Çok telefonluk bir işimiz şey yok. Ya, aynı bizim Türkiye'deki gibi. Şu araya girelim mi, devam mı edelim? Tamam. Yok işte oradan dönüş yok ya, onun için dedim. Nereden? Oradan dönüş yok. Bu tarafta da pek fazla bir şey yok zaten. Yok yok, Çeşmeci muslukçu falan var. Ha burada var işte. Ne var? Bak orada tarihi eserler var. Tarihi eser. Bak Baba Yaga var. Ne o Baba Yaga ne? Hangisi? Aha. Baba Yaga. Stübürke'ye binip uçan var ya. Cadı. Evet. Cadı bu. Bu hangi yüzyıldan kalmış acaba? Bu şeyden, cadılar zamanından kalmış. 1700 küsur. Bak bu da. Çok güzel abla. Bunlar, bu ablası, bu kardeşi. Bak bunlar hepsi. Bak. Aha. Bu da korku filminden çıkan bir tane de. Eyvah be, tamam onu bir görebilir miyim ya? Saldırıyor bu özel koleksiyonlu ama. Ben bunu eve almam ki, gözlere bak yeşil. Yeşil, korkutuyor adı Olga. Olga mı bu, Alman kızı mı bu? Ne geleneksel Alman kızı. Ne için çekiyorsun? Hem YouTube'a çekiyorum ya. Ama beni çekiyor. Yok yok, seni çeker miyim abla ya? Ellerinde böyle yapıyor. O Süpermen'in kızı bu. Eski versiyon. O şey yapmış ya, ne onun adı, gazeteci bir tane kızı var ya. Ondan yapmış bunu belli. Saçlarını taramamış ama pasaklı ya. Demek ki yeni uyandıysa. Valla bunu koy böyle ya. Bu dikkat çeker bak abi öyle. O güzelmiş. Satarsın sen bunu. Bizim Necati abi bayağı pazarcı çıktı ya. Baba Yaga var. Baba Yaga. Baba Yaga ne demek o? Şey ne? Yaga nene mi demek? Yaga nene. Yaga nene. Bu işte ablası, bu da kardeşi. Hepsi süpürgeli. Biri gözlüklü ama ihtiyar. Dişler kalmamış onda. Buna eskiden Baba Yaga Balkan ülkelerinde ufak çocukları korkutmak için
He. Kullanılan bir şey yani. Pardon. Tamam. Hani şey, öcüla böcüla oluyor ya, korkuyorlar. Tamam, onun gibi bir şey. Onun gibi bir şey. E bu Baba Vanga var, medium gibi bir şey, o ne? O şey... medium işte. Medium işte. Çok uzatma, medium işte yani. Medium. Söylediklerinin %60'ı 70'i... Doğru mu çıkıyor? Doğru çıkıyor. Ona... %60'ı 70'i iyi yani. Şeyi sormuşlar. Benim aklımda kalan. Üçüncü Dünya Savaşı ne zaman çıkıyor? Birinci, ikinci tamam, Dünya tamam. Savaşı çıkıp bitmiş ya. Evet. İşte Baba Vanga'yı sorma. İşte büyük devlet adamları. Baba Vanga demişler. Şey ne zaman çıkacak? Üçüncü Dünya Savaşı. Ha. Bu da diyor ki, ben de Üçüncü Dünya Savaşı'nın ne zaman çıkacağını bilmiyorum. Ha. Ama Dördüncü Dünya Savaşı ok ve kılıçlarla olacak demiş. Allah Allah. O kadar. Teknoloji kalmayacak diyor. Yani Üçüncü Dünya Savaşı'nda biz bitiyoruz ya. Resetleyeceğiz yani dünyayı. Bir şekilde ben şey yapacağız. Bu kadar yok, teknoloji yok, biraz fazla. Benim YouTube kanalı gidiyor mu yani? O zaman senin YouTube kanalı gidebilir. Gidebilir. O zaman yapacak bir şey yok. Yani bu videoları izledin, izlemedin. Bak 3. Dünya Savaşı'ndan sonra yok hiçbir şey kalmıyor. 4. de hiç bir şey yok yani. Ok var, kılıç var. %60 iyi rakam. Biliyor. Buna daha Rusya'dan geliyormuş abi. Bu devlet koruması altında. Hmm. Rusya'dan geliyormuş adam sana. Evet. Bak. TV'lere bak. Oo, evet. Bunlar güzel ya. Bar sandalyesi, barın bel kemiği. Benim evde var ya, böyle bir bar plotlar da. Sandalye. Ahşaptan da fena değil ha. Ağaç onlar ya. Evet. Bir şey olmaz onlara. Uzun. Çok kullanılmış ya. Çok. Ya bir ufak. Biraz tamir ettireceğiz yani. Ha? Kaç para? Neyse. Aynı euro. 5 euro. 1 euro, 2 euro diyor, yok diyor. Takılın Arabi. Ha, Arabi. Ha. Türkiye. İtalya. Çiço. Çiçoni. Çiçoni ya. Çiçoni. Çiçoni, gross. Gross. Haydi. Ciao. Ciao bambino. Kaç paraymış şeyler? Neyse. Kaç euro? Vay. 10 euro. 10 euro diyor. İkisi mi? 5 liraya var sandalyesi. Al barına koy işte yani. Hadi döndük. 5 liradan 10 euro. Vallahi günahını vermez Türkiye'de kimse bunu. Bu paraya. Hadi döndük. Bak 2 euroya papuç. 6 euroya pofidik terlikler. Çocuk ayakkabıları 6 euro. Bizde çocuk ayakkabısı olunca daha pahalı oluyor değil mi Engin? Evet. Çocuk vardı sende. Kaç taneydi? Onlara 3 tane. Maşallah onlara maşallah. Tamiratı versem olur mu onlar? Olur. Nasıl götüreceksin? Nasıl götürecek ya? Şoför koltuğun üstüne koy bir tanesini. Yukarıdan bakarsın yola. Aynen. O tabii. Şoför koltuğuna koy. O şekilde. 3 euro tight. Euro tight. Ne laf bu sana? Bunlar rahmet günü değil ama bak bunlar. Ne diyor kırımların? Bunlar da bunlar rahmet günü olabilir. Adam çalışmış fabrikada. Karşı biliyor musun? Bak navigasyon var şurada bak. Bakıyorum. Nerede be? Aa ileride ama eski. Ha? Eski değil mi? Eski model. Nerede gördün bunu? Ta ileride bak. Pompanın arkasında sağda. Dur bakayım. Ne yapayım o? Televizyon. Televizyon mu? Garmin ama ha. Aa. Kartı da var içinde. Diğer yani. Biraz da seni şeye sokuyor. Köprüye sokuyor değil mi? Hala eski nakitler bir de. 2.80'li köprüye sokuyor. 4 metrelik duru. Aa bak bisikletler var. Gel bakalım bisikletlere. Değil olur mi? Olur mu ya? Nasıl değil?
Ya abi bu, bununla mı geldi adam? Ha. Bununla mı geldi adam? Bu da satılıktır yani. Ha. Abi hızlı gitme yalnız be. Abi dur şurada bir çekil lan onu. Oo geri fites de var mı? Ama geri gaz var. Yok yok geriye şey yapma, kayışın o işin koparsın şimdi. Başımıza abi, durduk yere iş almıyorum. 5 euro şey olur, 50 euro. Yaptırırız bunu şimdi. Tabii. Öyle geziyoruz. Evet. Orada da var. O şey ihtiyarlar kullanıyor onları genelde. Evet. Yürüyecek kaldırım yok Türkiye'de. Bunu alacak, yürüyecek. Önüne de işte ufak tefek nevalesini koyacak. Şimdi bak. İkinci olarak bunu da gösterebilirsin. Evet. Bu bayfix çekme. Hayır be. Kıyafet asma ya bu. Oğlum ne kıyafeti? Bayfix çekme. Barfix olur mu ya? Kıyafet asma. Eşek deniyor buna. Bunlar ne? Bak tokmak hani var ya, bildiğin tokmaklar. Ha şey ne o, kriket İngiliz oyunu var ya, polo. Kriket tokmak işte diyorlar bunlar. Tamam tokmak kriketin mı? Kriketin bir gereci. Bak işte bu Şanzelize Sarayı'ndan çıkma. Ha evet, Versailles Sarayı'ndan çıkma. Versailles Sarayı'ndan çıkma. Aynen. Bu önceden deprem tahminleri için kullanılıyor. Richter ölçeği olarak kullanılıyor. Richter 2 ölçeğinden sonra bu püsküller sallanıyor. Ehali hemen takviye ediyor şatoyu. Hemen diyorlar kardeşim bu işin sonu kötü. Kaçın. Ha bu da çok güzel enteresan bir şey. Bu da bunun aksesuarı böyle. Görüyorsun. Orijinal. Güzel. Sevdim. Eski bavul isteyene bak, eski bavul da var. Bu şeylerin ya, göçmenlerin geldiği bavul var. Buraya kadar gelmiş onlar. Buraya kadar geliyorlar. Bavulun, demek ki bavulun kısmeti gezmek. Sonra bavulu satıp ev alıyorlar. Ay Allah ya. Zıvır zıvır ne ararsa mı? Aa bak arada hemen gördü, seçti. Allah Necati biliyor bu işi. Necmettin de ya. Necmettin demeyeceğim ya. Necati kim? Necati var ya, tanıştık, onu söylüyorum Necati ben. Necati abi. Necati abi tanıyor, şey biliyor bu işi. Necmettin. Aklım, ya kusura bakma. İsmini unutursan Erbakan'dan aklına getir. Erbakan'dan. Bak tamam ya. Büyük adam. Usta, severiz kendisini. Bunu asteriyor mu? Ama abla da ben gülmüş. Ama bana da olabilir. Sanmam ya. Jack'ına bak. Yok değil. Şey, en ucuna şöyle. Bak, stereo çift. Yok, biri mikrofon. Bu stereo. Bu zaten mikrofon. Aynı tamam. Bak, 1 lira 2 euro diyor. 1 lira 2 lira. 1 lira 2 lira, ne ararsan var. Değil, euro konuşacağım buradan. Tamam işte, euro. Bu işte, bu ne? Sertifika. Ha, Günter Will ve Helga Gepschmidt'inmiş bu. Ya işte bunlar hep önemli. Ben pazarı bitirdim, siz daha burada mısınız ya? Ya biz fotoğraflara bakıyoruz, belki sahibini buluruz da satarız diye. Ama vakit kaybediyorsunuz biliyor musunuz? Yani? Aa ne yapalım? Kapanacak yani, az zaman kaldı. Ne dedi adam, saat 4'te kapatacak. Tamam diyor. Saat kaç biliyor musun şu anda? Kaç? Şu anda 11. Daha bir dünya yer var ya şu tarafta. Yok ya. Engin acele ediyor. Abi hadi. Soğuk ya, soğuk. Doğru söylüyorsun, soğuk ya. Senin içine maymun girdi. Üşüyor musun? Ya onu her yerde bulursun be. Nerede bulursun? Tabii canım hani kırık. Hani bunu bulacağım bak. Onu bulamazsın bak işte. Piyano. Piyano. Ben bunun gerçeğini alacağım sonra eve. Ama bu içini, sadece burası mı ya? Evet onun içini almışlar. Muhtemelen müzik kutusu falan vardı onda. O gitmiş o. Ya bu her yerde tight var ya. O 10 euro 500. Sudan ucuz abi. Sudan ucuz abi. Çarpınca çarpılıyoruz ama. 35 lira ya. 6 ile çarp. 35 olur mu ya? 10 euro 60 lira. Ha 5 euro dersen 30 lira. 10 euro da var orada. Ne var? Hepsi burası. Rengine aldanıp alacak ha. 8 euro. Evet. Renge gel. 46 numara, bu ne bunu? Kim giyecek bunu ya? Giyiyor lan. Baksana hafif giydi ha. Evet.
Bak bunlar da askeri. Lazım. Marka falan yok tabi. Bella Mila. Bella Mila o en sevdiğim marka ya. Duydun mu hiç? Duymaz mı? Her yerde var. Her yerde var ya. Reklamlarını izlemedim. Yeni hatta bir kız oynuyor orada. Bunlar Bella Mila markası ama biliyorsun nerede üretiliyor? Nerede üretiliyor? Sicilya'da. İtalyan markası. Sicilya. Adam bak. Sen bayağı gezmişsin ya. Dünya tencere ben kepçe. Tabii. Yani o kadar çok gezmiş ki dünya kazan değil tencere yani. Ufak ufak almış. Var ya. Başka o taraf yok mu? O taraf dediğin ne? Araba park etmiş. Baksana oraya. Bir şey yok. Harbiden ya. Ola bu muydu pazarı ya? Pazar bu işte. Ne olacak başka? Sen ne zannediyorsun? Sinek. Çarşamba pazarını mı bekliyordun? Ne yapayım? Küçücük pazar ya. Sen artist bu kadar... de yok burada. Artist de yok. Artistler ala pazarda. Hiçbir şey yok abi. Gene şey takım taklavat işleri yani. Al 4. Ne? 45 euro mu? Ney? Ben de 4,5 euro dedim, sevindiydim ya. Noktayı 5'in arkasına koymuş. O noktanın hiç işi yok orada ama. Bu ne abi? Çapa yapıyorsun işte ufak ufak. Ne çapası ya? Çektiriyorsun, patates çıkartmayadır. Aynen. Tabii. Ben de ses mi? Hiç bilmiyorum, nasıl göçmensin sen ya? Sayın Necmettin Erbakan. Nine. Bu İngilizce kökenli bir kelime biliyor musun? Göçmen. Göçmen. Göç eden adam anlamında mı? Göçmen. Göç, sonra men diyor. Muhtemelen göç de dil, bir dilde şeydir. Turist bir anlamı vardır. Bak bunlar güzel ya. İşte bunları 10 euroya satıyorlar. Böyle portatif şey, ocak. Gazları da burada. Deodorant yerine kullanma. Evet. Gazın bitti mi deodorant da sıkabiliyorsun içine. Koltuk altı. Onda da alkol var ya, yanıyor. Biraz kalorisi düşük oluyor ama güzel oluyor. Sen çeyiz düzeceksin mi? Çeyiz düzeceğiz ya. Bizim oğlumuz var yani. Al işte şunları. Düğün dernek yapacağız. Bak adam 18'e geldi. Ehliyet aldı. Aynı niyetine kullanırsın abi. Tabii ya. Nasıl gösteriyor? Çiçekli mi çekli? Orijinal. Orijinal da. Orijinal dediğin ne ya? Ne? Materyal ne? Demirden. Kuşlar var, demirler var. Tamam. Bak burada bak güzel işte bak. Güzellikler burada. Hepsi hangi botan? Ne? Hepsi hangi botan? Hangi botan? Yani indirimde. Ha indirimliymiş bunlar. Bu masada gördüğün her şey indirimde. Alışıyor. Bak bunlar kızların dikkatini çeker bak. Bu kaç para bıçak ya? 6 kişilik mi? Geziyoruz. Biz için saatini bıraktık da bak bıçağı da var burada. Olmaz mı ya? Set olarak. Victorinox nereden? Bıçakları meşhur adam dedi. Zidane. Renge gel yalnız. Kaç paraymış öyle? 18. 18? İndirimli hali. Vallahi bir şey değil ha. 18'e nerede bulacağım onu? Bu 6 kişilik yemek takımı mı bu? Evet. Bu ayıptır sorması kaç para? 35 abi. Bu? Bu 150 lira. 150. 75. Vallahi güzel aslında ya. Yani. Bizde bunlar kaç para? 3,5 lira. 2 lira, 1,5 lira. Diğerine göre. Abi teşekkür ederim, sağ olasın. Hayırlı işler abi. Hadi bakalım gezelim biraz daha. Telefon. Herkes telefoncu. Telefon kılıfları takıyor. Yok ya bana lazım değil. Bak tablet var. Kas atıyoruz be ya. Telefon kılıfı. Tablet yok değil mi? Yok o şey işte gösteriyor kılıfı. Sende öyle bir sürü kılıf var. Stanta bak. Canlı yayın mı yapmışsın? Yok canlı değil. Sonra bir şeyler yapacağım bakalım. Keseceğim biteceğim. Pazarda çilingir var mı ya? Çilingirci mi? Ha. Çilingirci olması lazım. Ona bir sor. O minibüsü. He, ona bir sor. Öyle mi? Sen ne yapacaksın ki çilingiri ya? Yedek anahtar yaptıracağım ya. Arabaya. Arabaya yoktur ya. Ev tipi vardır onlarda. Bir sor onlarda. Bir sor tamam. Hayır onun şeyi olması lazım ya. Tabanı olması lazım. O sorsun bakayım. Ne? Burayı gezdik mi? Gezdik. Vallahi her yerini gezdik gibime geliyor. Bana da öyle geliyor da. Yani ben beklediğim gibi.
Hani ama tabii. Ay. Çıkıyorsun başına. Niye gidiyorsun? Yok yok. Velhasıl kelam pazar böyle. Engin mutlu olmadı. Yok abi küçükmüş ya. Küçük ya, küçük. Bir şey sanıyordum ya. Bileydim bir iki saat daha yatardım ya. Abi yani. Sırf bunun için erken kalktık. Hakikaten saat 7'de kalktık. Bir kahve içtik geldik yani daha kahvaltı bile etmedik. Ama ya gene 3-5 insan ihtiyacını giderebilir buralardan. Yani lazım bir şey varsa. Hani ben çok ikinci el kıyafet miyafet olayına karşıyım. Ayakkabı falan ikinci elde olmaz benim anlayışıma göre. Kılık kıyafet bunlar yok yani. Olmaz. Hani takım taklavat eyvallah o olur. Ama diğerlerinde bir numara yok. Neyse bu da böyle bir video oldu. Dortmund'da indirimli ürünler pazarı diyelim biz buna. Hani ikinci el demeyelim çünkü sıfırları da var ürünlerin. Gezdik, gezdirdik. Yol videosu, yol muhabbeti isteyenler var. Onlar aklımda. Çekeceğiz. Çektiğim zaman da paylaşırım sizinle gençler. Böyle bugünlük bu kadar. Siz de gelirsiniz bu taraflara ikinci el pazarı diye gelebilirsiniz. Yani bisikletten çaydanlığa, pek çaydanlık görmedik ama ondan sonra fırından cadı teyzelere her şey var buralarda. Uğrarsınız. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.